Burada gerçekten büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Adeta bir şehrin tamamen neredeyse haritadan silinmesine yakın bir tablo bugün gördük. Büyük bir yıkım söz konusu. Televizyon ekranlarında ya da telefon ekranlarında gördüğünüz her bir kurtarma faaliyetinin karşısında ekranlarda görmediğiniz en az 100 tane kurtaramama faaliyeti söz konusu. Sadece Antakya'da değil, aynı zamanda Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da çok ağır bir şekilde hissedilen Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde de belli ölçülerde hissedilen bu büyük deprem ve bu büyük afet karşısında kamunun afet yönetme kapasitesi çok zayıf. Felaketin büyüklüğü karşısında kamunun uygulamaları, kamunun yaptıkları çok zayıf. Gerçekten görmeyince anlatmak çok zor. Yani televizyonlarda, telefon ekranlarında gördüğünüzden kat ötesi ağır bir tabloyla şu anda Antakya karşı karşıya. Evet, kamu kuruluşları bir çaba içerisinde ama büyük ihtiyaç karşısında ve vatandaşlarımızın büyük bir yardım çabası karşısında kamunun bunu koordine etme kapasitesi maalesef yetmiyor. Bunu da yerinde görüyoruz. Sözle anlatılması zor, gözle görmeyince anlaşılması da zor olan bu felakette ben milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Bugün öğleden sonra alınan bu sosyal medya karartma kararı çok büyük bir hatadır. Bakın tekrar ediyorum, büyük bir hatadır. Olması gereken devletin, hükümetin güvenilir, itibarlı bilgi kaynağı olmasıdır. Aynı zamanda sosyal medya yardıma, acil desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla o desteği ulaştırabilecek kurumlar veya vatandaşlarımız arasındaki en önemli iletişim köprüsüdür. Sosyal medyayı karartmak, kapatmak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının dinlendirmesini engellemektir. Yardıma gidebilecek vatandaşlarımızın yardıma gitmesini engellemektir. Buradan hükümete acil çağrım. Şu sosyal medya üzerindeki karartmayı kaldırın. Sosyal medyayı açın. Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. Dün ve bugün kullandığı bu öfke ve nefret dili bugünlere yakışan bir dil değil. Bugünlerde ülke olarak metanetli olmamız gereken bir dönemde siz öfke ve nefret dili kullanamazsınız. İnsanları şununla bununla tehdit edemezsiniz. Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz çok güçlü ve metanetli bir millet. Nice zorlukları aşmışız. İnşallah bu zorlukları da aşarız. Birbirimize kenetlenelim. Acıları paylaşalım, zorlukları paylaşalım.